Sadece bir özet yapmak istedim. Arkasından da cuma günü sabah açılırken tabii umutlar çok yeşermişti. Aynı zamanda da borsa bayağı bir sert açılış yaptı. 93.200'lere yaklaştı. Oradan bir miktar satış yedi. 92.000'e kadar da geriledi. Bu arada faizler 4.60 seviyelerine kadar, 4.61 seviyelerine kadar gösterge faiz düştü. Ama dolarda bir yukarı hareket vardı. Not artışı olduktan sonra normalde dövizde de çok fazla yukarı hareket, yani yatırım yapılabilir ülke seviyesine gelen ülkelerde genellikle ülke parasının değer kazanması beklenirdi. Ama dolarda bir sert hareket oldu ve 1.83'ü geçti. Orada çok, biraz sonra bakacağız, güçlü dirençler vardı. Bu sabah da 1.84 seviyesinde bulunuyor. Şimdi tüm bu gelişmeleri ben bir senin gözünden dinlemek istiyorum. Yani Perşembe gününden sonra bu sabaha kadar olan süre içerisinde özellikle senin dikkat çekmek istediğin noktalar neler? Aynı zamanda da yatırımcıya yapacağın uyarılar varsa veya öneriler varsa, öneri derken bir nevi genel anlamda yatırım yapılırken uymaları gereken kurallar. Ki sorular yağıyor şu an. Özellikle de altını da soruyorlar. Onu da biraz sonra konuşmaya başlarız. Şimdi sevgili Yaşar Hocam, bu süreç aslında Fitch'in notumuzu arttırmasıyla başladı. Yani yatırım yapılabilir ülke seviyesine biz Fitch'le geldik. Arkasından Moody's tarafında beklentiye girdik. Ama üst üste gelen açıklamalar bu beklentilerimizi devamlı öteledi. Evet. Bu piyasalar için aslında olumlu oldu. Çünkü zaten dünya ABD borsaları S&P 500 önderliğinde yukarı yönlü hareketlerini yeni rekorlar kırarak tazelerken Avrupa tarafında sadece Almanya'nın DAX endeksi bu güçlü harekete katılırken diğer endekslerde bu kadar kuvvetli bir hareket gözlemlemiyorduk. Ama Türkiye BIST 100 eski adıyla MKB bir pozitif ayrışma içerisindeydi. Çünkü beklentileri masadaydı. Evet. Ve ondan sonra ikinci start İsrail'le yumuşama süreciyle başladı. İsrail'in Türkiye'den Obama'nın önderliğinde özür dilemesi ve hemen arkasına S&P'nin notumuzu arttırması bizi bir anda Moody's'den gelebilecek notun her ne kadar 6. aya hatta sonrasında ötelenmiş olsa da eli kulağında dedirtmeye başlayan bir sürecin içine evet. bizi çekti. Ve fiyatlar da bunu artık iyice yansıtmaya başlamıştı. En son Merkez Bankası'nın proaktif politikaları uygulayan ve bunda da başarılı olan Merkez Bankası'nın son dediğiniz faiz toplantısında 0.50 bas puan gibi agresif sayılabilecek mevcut ortamda bir faiz indirimine gitmesi son sinyal oldu. Ve nitekim Moody's eli kulağında dediğimiz o not artışını gerçekleştirdi. Şimdi beklentiler bir anlamda realize oldu denebilir. Borsada hepimizin bildiği bir terim vardır. Beklentiler alınır, gerçekler satılır. Ama Moody's'in not arttırmasıyla birlikte biz double, yani iki kredi derecelendirme kuruluşunun yatırım yapılabilir seviyeye getirdiği bir ülke noktasına geldik. Evet. Şimdi bir üçüncü S&P'den de böyle bir beklentimiz oluştu ve bunu bekliyoruz. Artı asıl önemlisi olan, size de daha önceki konuk olduğumuz yayında bunu konuşmuştuk daha o zaman. Evet. Bundan birkaç ay önce. Türkiye'nin bu terörü bitirme görüşmeleri çok daha önemli. Mevcut notlardan da önemli. Tabii, evet. Çünkü bu süreç eğer başarılı olursa ve hakikaten terör 30-40 seneden sonra bunca acı, bunca ekonomik anlamda sıkıntı veren süreç Türkiye'nin gündeminden hakikaten düşecekse bu bambaşka bir Türkiye'nin kapılarının açılması demek. O zaman zaten mevcut notlarla birlikte kuvvetlenen Türkiye'nin ek bir kuvvet kazanması demek. Yeni notlar demek. Fonların çok daha rahat Türkiye'ye gelmesi demek. Çünkü şöyle bir eleştiri var. Bu notlar siyasi anlamda verildi. Ekonomik realiteyi tam olarak karşılamıyor olabilir. Çünkü Türkiye'nin hala kırılgan bir yapısı var. Cari açık problemini yapısal anlamda çözmemiş durumda. Hala enerjideki fiyat da bağlı, enflasyon gerçekleşmelerine bağlı, Avrupa'daki kırılganlığa bağlı bir ekonomimiz var derken Türkiye'nin böyle bir sorunu çözebilecek olması ve bu beklentinin masada olması Türkiye'yi diri tutuyor. O bakımdan biraz sonra belki konuşacağız BIST'teki seviyeleri
dolar TL'deki seviyeleri, faizdeki seviyeleri ama ben çok olumlu görüyorum geldiğimiz noktayı. Ve bu noktanın sürdürülebilirliği, yalnız bir yere gelmek zordur. Bir başarıyı sağlamak zordur ama o başarının içerisinde kalmak çok daha zordur. Bundan sonra Merkez Bankası'nı, hazine yetkililerini ve ekonomiden sorumlu, hükümetin ekonomiden sorumlu tarafını çok daha önemli görevler bekliyor. Türkiye'nin bu konumunu canlı tutup diğer o beklentileri de realize edebilirsek çok kuvvetli fon girişlerinin olacağını, bu paranın Türkiye'de çok ucuz hale geleceğini, böylelikle reel ekonominin, serbest piyasanın çok ciddi bir ucuz parayla kuvvet kazanabileceğini, istihdama dolaylı, çünkü halk soruyor bizim cebimize ne giriyor? İşte halka burada en büyük vereceğimiz cevap, istihdam noktasında firmalar çok ucuz kaynak buldukça, kredi faizleri düştükçe, hem tüketici noktasında hem şirketler noktasında Türkiye'nin önü açıktır. Ama bu tabii adım adım olacaktır. Doğru bir sürece girdik gibi geliyor bana Yaşar. Benim anladığım, o zaman özetlersek, çok kısa bir şekilde özetleyecek olursam, evet borsada beklentiler alınır, gerçekler satılır ama hala Türkiye'nin daha büyük beklentileri var. Özellikle de bu terör sürecinin bitecek olmasıyla birlikte ileride notlar daha da fazla artabilir. Tam o noktada bir şey daha soracağım. Demin S&P'nin de notu arttırması bekleniyor dedin. Şu an piyasada bu da konuşuluyor. Hatta JCR'ın da not arttırabileceği vesaire konuşuluyor. Yatırım yapılabilir seviyeye geldikten sonra onların not arttırmasının önemini ikinci bir derecelendirme kuruluşunun yatırım yapılabilir seviyeye getirmesi, yani Moody's'in arttırdığı nota göre önemini karşılaştırırsan piyasa çok dikkat eder mi buna? Ya zaten yatırım yapılabilir olduk, S&P bugüne kadar aklı neredeydi demez mi? Bence demez. Çünkü S&P çok muhafazakar bir kurum. Diğer her ne kadar biz Moody's'e hafta boyunca sıfırcı hoca lakabını takmış olsak da, hı hı, S&P çok daha adımlarını muhafazakar boyutta atan, çok düşünen, karar, hı, verirken kendi iç dinamiklerinde, kendi iç kurullarında çok ciddi tartışmalarla bu notları veren ve bu son dönemde kredi derecelendirme kuruluşları üzerinde oluşan spekülasyonlar sebebiyle kendini bu spekülasyonlardan koruyup yenileme, bir reform içerisinde olmaya çalışan bir kurum. Ben, ve önemsenen bir kurum. Evet, eğer o kurumdan tabii bir not gelirse, Moody's'le birlikte, Fitch'i de ben önemsemiyorum demiyorum ama, onlar zaten notumuzu daha arttıralı az, fazla uzun bir süre üçünün geçmedi. Üçünün birden olması, yani üç kurumun ve S&P gibi bir kurumun da olması bence daha önemli olacaktır. Sigorta gibi, fonları gibi, çok uzun vadeli kurumsal fonların Türkiye'ye gelmesi, sıcak paranın soğuması, amiyanete başka bir tabirle, yani kaba bir tabirle oluşması gündeme gelecektir. Ve olumlu buluyorum Yaşar Bey. Evet. Gelebilirse eğer. Evet, şimdi sorular resmen yağıyor. Birincisi Kaşif Yılmaz Yelken'in hemen sorusunu cevaplayarak başlayalım. Bu arada ben de yeri geldikçe grafik vereceğim. Doların yüksek olması, yani şu an yükselmeye başlaması şirketleri nasıl etkiler demiş. Bunu herhalde zannedersem Borsa İstanbul'daki şirketler açısından soruyor olabilir. Ben kısaca kendi cevabımı vereyim. Eğer dolar borcu yüksek olan şirketler varsa, yani dolar borcu ve dolar varlıklarını çıkartıyorsunuz birbirinden ve bu miktar yüksekse, örneğin ciroya göre yüksekse veya karlarına göre yüksekse, öyle bir durumda dövizdeki yukarı hareket kambiyo zararı yazmalarına sebep oluyor. Dolayısıyla da dolar yükseldikçe özellikle dolar borcu veya döviz borcu diyelim, döviz yükümlülükleri fazla olan şirketlerin kambiyo zararı yazma olasılığı nedeniyle hisse senetleri baskı altına alınabilir. Eğer sorunun temel dinamiği hani borsa üzerine ise, doların şu an yüksek olması peki reel olarak şirketleri nasıl etkiler diye sormuş. Öbür tarafında istersen sen cevapla. Hani borsadaki şirketlerden bahsetmeyelim. Şu an dövizin yükseliyor olması normal reel sektördeki bizim şirketleri nasıl etkiler? Şimdi hemen bir parantez açayım. Birazdan değineceğiz. Tabii BIST'teki hedefleri de etkileyen bir süreç. Dolar TL'deki yükseliş. Çünkü 51 bin dolar endeks gibi önemli bir zirvenin hemen dibindeyiz. TL bazlı rekorlar görüyor olsak da dolar bazlı rekorlar görebilmek için oranın geçilmesi
BIST 100'ün önünü evet. açacaktır. O anlamda da önemli. Altını çizelim. Devam edersek özel sektör borçluluğu anlamında Türkiye önemli bir yapıda. Hem bankalarımız ciddi ölçüde sendikasyon kullandı. Hem de özel sektör kısa vadeli. Bunlar çok uzun vadeli borç çevrimleri de değil. 100 milyar dolar ve üzerinde bir rakamla ifade edilen şekilde borçlu durumda. Evet. Dövize duyarlı durumda. Burada yalnız şu var. Muhakkak bu firmalar bu kredileri kullanırken karşıda bacağında bunun hedge tarafını yani onun önlemini teknik anlamda alıyorlar ama tabii bunun bir sürdürülebilirliği var. İşte Merkez Bankası'nın proaktif politikası tam burada devreye girdi ve girecektir bence. 1.83 bahsettiniz az önce. 1.85 bandı. Çok ciddi bir direnç sevgili Yaşar evet. Bey. Evet. Buranın üzerinde fiyatlamalar oluşursa. Evet şu an aslında o fiyatlamaya baktığımda ben Cüneyt. 1,5-2 senenin bir sıkışmalısı var evet, orada. Şu grafiği verelim arkadaşlar. Evet. O anda hem de grafiği de görmüş olalım. Şu an bak dolarda şöyle bir seyir var. Yani şu 1.83 dediğimiz seviye tam şu seviye. Yani neredeyse 1-1,5 senenin evet. direnç noktası. Evet muazzam bir direnç noktası. Zaten beni de özellikle dolar konusunda yorum yapmaya iten bu direncin kırılması. Yani bu seviyenin altına düştüğünde ki bu seviye yaklaşık 1.77 seviyesiydi. 1.77'nin altı her zaman alıcının geldiği yer oldu. Ya 1.75 max, 1.85 yukarıda da max bir bant. Evet. 1.80'de işte pivot. Bundan sonra benim asıl sorum şu Cüneyt. Yani burası şu şeyi kırdıktan sonra 1.83'ü kırdıktan sonra görülen üst seviye yani ondan sonraki direnç seviyesi 1.87-50 civarı. 87-88 bandı evet, gibi evet. Tam o band. Onun ötesinde de 1.92 var ki bu zaten 2011'in sonunda geldiğimiz yerde o Avrupa'daki sorunlar nedeniyle. Özellikle dolarda şu sert hareket yani şu çok sert bir hareket not artışından sonra ortaya çıktı bu sert hareket grafikte. Bundan sonra ki seyri nasıl beklersin ve doların artması maliyetlerimiz dolar cinsinde değil mi reel sektörde? Yani ham maddeyi dolarla alıyoruz euro ile satıyoruz. Avrupa'da işler kötü. Euro dolar paritesi de geri çekiliyor. Bu bir anlamda reel sektör için sıkıntı yaratmaz mı? Şimdi sıkıntıya yaratacaktır muhakkak. Çok uzun vadeli bir trend içerisine girmeye başlarsa dolar TL. Çünkü evet. dolar tüm kurlara karşı değer kazanıyor şu an. Hem dolar endeksi DXY bazında evet, evet, hem evet. sterline karşı hem Japon yenine karşı hem pariteye son dönemde 1.28'lere çekilmiş bir Doğru. euroya karşı. Yani tüm para birimlerine karşı değer kazanıyor. TL'ye karşı değer kazanması bu anlamda normal ama. Zaten burada, Merkez Bankası'nda istediği bir şey bu zaten. Kesinlikle. Burada iki taraflı bakmak lazım aslında. Merkez evet. Bankası'nın son 0.50 bas puan indirimi, daha önceki indirimiyle birleşince dolardaki yani hem sepet bazında hem dolar TL bazında yukarı hareketin oluşması kaçınılmazdı. Bu doğaldı ama Merkez Bankası istediği de bir şeydi bu. Evet. İki sebepten. Bir, hem TL'nin aşırı değerlenmesini istemiyor evet. Merkez Bankası. Evet, doğru. İhracatçıyı korumak açısından. Hı hı. Hem de reel efektif kur endeksini belli bir dengede tutmak açısından. Hem de yarın bir gün Avrupa tarafında ki bu beklenti dahilinde tekrar bir crash durumu İspanya merkezi, İtalya merkezi veya borç sürdürülebilir borçun tekrar sorgulanması durumunda oluşacak bir kaotik ortamda Türkiye'nin iki tane kredi derecelendirme notundan yatırım yapılabilir seviye alması yetmiyor. Neticede paranın da gelirken belli bir maliyeti hesaplayarak geliyor. Faizler 4,5-5 bandındayken faizlerde hareket sınırlı kaldıkça o faize gelmeyecek. O zaman onu cazip kılacak bir şeyin olması lazım. İşte cazibiyet ilk etapta bir döviz tarafında oluşuyor. Aynen. En azından yüksek kurdan paranın içeri gelme ya da içeride dışarı çıkmasını engelliyorsunuz. Evet. Bu mevcut kurla hem de yeni paranın da içeri gelmesini sağlamaya çalışıyorsunuz. Merkez Bankası bu anlamda doğru bir hareket yapıyor. Yapar mı? 87'ye doğru bir hareket görür müyüz? Açıkçası 1.83.50
üzerinde kaldıkça 1.83, 1.83, 1.85 sadece psikolojik bir yer orası. Evet, evet doğru. Oranın üzerinde kesinlikle 80-88 hızla görürüz. Çünkü siz de çok iyi bilirsiniz teknik teamülde sıkışma bölgeleri ki evet. Biz 1-1.5 senelik bir sıkışmadan bahsediyoruz. Evet, evet. 1.80 pivot aşağıda 1.75 maksimum 1.83-1.85 maksimum. Bu bant kırılıyorsa bu bantın 1-1.5 senelik bantın kırıldıktan sonra ihlal olmaması için yani kırıldı çabuk dönecek tekrar o banda girmesi için 1.87-1.88 ihlal bölgemiz olacaktır. Evet. Ya oradan döneriz aşağı oraya hızlı evet. Bir hareketle geliriz tekrar o bandın içine döneriz dönemiyorsak işte o zaman yurt dışında doların çok daha fazla değer kazandığının işareti TL'den de anlaşılmaya başlanır. O direkt merkez bankası direkt müdahale seviyesi olan 1.90-1.95 bandına ikinci yurt tur hareketin önü açılır. Ama bunu konuşmak için erken önce bu 1.83-1.85 psikolojik seviyenin geçilmesi 1.80-1.88'e kadar oluşacak hareketin ihlal olup olmadığını anlamak evet. Olmuyorsa dikkat çünkü 1.90-1.95 bandı çok daha rahat görülebilir ki biz bunu biraz sonra değineceğimiz altında gördük. Bir destek vardı. O destek kırıldı. Çok sert hareketler oldu. Çok uzun vadeli sıkışmalarda kırılan direnç veya destekler çok sert hareketleri getirebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Evet. Ben tahmin ediyorum burada şu an bir miktar belki geri çekilme yapacak ama sadece bir şey diyelim. Yani belki 18-20 yıllık grafiklere bakmanın vermiş olduğu bir öngörü diyelim. Stop 1.83.50 olmak üzere. Yani şu an long pozisyon açılır mı dolarda diye düşündüğüm zaman stop 1.83.50 olmak üzere hakikaten 1.84'ün altında veya 1.84'te pozisyon açılabilir gibi geliyor bana. Ve 1.87'ye kadar da öne açık gözüküyor. Çünkü Merkez Bankası'nda istediği buydu. Fakat burada bir sıkıntı daha var. Onu o demin sen söyledin onu. Bizim Merkez Bankası aslında kur sepetini daha önemli. Şu an dolar maliyeti olan reel sektördeki işletmeler euro aşağı gidiyor. O zaman euro gelirlerin azalıyor. Dolar euro dolar paritesinin aşağı gitmesi aynı zamanda maliyetlerin artması aslında ihracatı destekleyici olmuyor. Yani faizin indirimi tamam, döviz de yukarı gidiyor ama bu pek fazla bence ihracata çok destek verecek bir gelişme değil. Ama yani, o fiyatın yıpratıcı olması için Yaşar Bey size takdir edersiniz ki bir fiyatın olumlu ya da olumsuz anlamda destek vermesi veya yıpratıcı olması için uzun süre o seviyelerde trade ediyor olması gerekir. Evet. Şimdi bir, yani çok uzun sürelerde biz 1.80-1.92 evet. Aralığında bir dolar TL kuru görüyorsak dediğinizde haklı olursunuz ama evet. Bu hareket geçici mi geçici değil mi? Önce tabii, onu almak tabii, lazım, tabii, anlamak tabii. Lazım. Yani tahvil ihraçlar öncesi bir spekülasyon mu değil mi? Çünkü evet. Merkez Bankası'nın elinde bu hareketi engelleyecek çok önemli silahları da var. Yani. Evet, sevgili Cüneyt, şimdi çok kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra da altın konusunda çok fazla soru var. Direkt altına gireceğiz sevgili seyirciler. Çok kısa bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Paranın rotasına devam ediyoruz ve biz Cüneyt Paksoy'la sohbetimize devam ediyoruz sevgili seyirciler. Sizler de bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. Şimdi hemen sorulara geçeceğim. İrfan Sahar, değerli hocam programı ben fırsat buldukça izliyorum diyor ve altın konusundaki yorumun yayınlanıp yayınlanmadığını bilmiyorum ama tekrar açana kadar program bitmiş diyor. İrfan Sahar'ın altın konusundaki öngörülerini daha önceki programda söylemiştik ama yaptığım teknik analizde diyor altının onsunu söylemiştim yayınlanmadıysa tekrar ediyorum bu ay sonuna kadar yaptığım teknik analizde altının onsu 1.180 dolara düşer diyor. 10 yıldır sadece hocamın sitesinde verdiği bilgileri ve teknik konuları çalıştım kendimi yetiştirmeye teşekkür ediyorum sağ olun İrfan Bey. Evet 1.180 diyen var Cüneyt. Bu arada altınla ilgili Murat Karagöz iyi yayınlar hocam altında yeni alımlar önerir misiniz diyor. Ve yine bir başka soru, altın daha ne kadar düşecek? Battık hocam diyor. Evet, altının hemen ben grafiğini bir vereyim Cüneyt. Bu önce ons bazında vereceğim grafiği. Ve bizim programımızı sürekli izleyenler bileceklerdir.
Özellikle 1480 civarında kesinlikle artık uzak durulması gerektiğini belirtmiştik. Hatta 1350'lere kadar düşebileceğinden bahsetmiştik. Çok tehlikeli bir gelişme var. O da şu, özellikle altın tekrar 1320 dolar seviyelerine yaklaşmış durumda. Yani bu seviyeye bir daha test ediyor olması gerçekten çok tehlikeli. Şu açıdan tehlikeli. Büyük bir ihtimalle bunu aşağı kırmayacak ilk başta ama asıl tehlike buradan yukarı doğru bir hareket yapar da tekrar 1380'e geldiğinde yukarı döndü algısı oluşur. Ondan sonra aşağı kırarsa o zaman çok sert düşüşler olur. Şu an için altında tahmin yapmak oldukça güç. En azından birkaç günlük süre için 1320-1350 bandında bekleyeceğini söylemek mümkün. Bu benim gördüğüm sadece teknik görünüm. Ama bakalım Cüneyt Paksoy ne diyor? Evet Cüneyt, altının grafiğine. Zaten siz de çok açıkça gösterdiniz bunu grafiklerde, evet. Ama ben açıkçası 1900 dolarlara geldiğinden beri kendi adıma hem canlı yayınlarda hem yazılarımda hem de paylaşımlarımda ısrarla altında bir düzeltme hareketinin olduğunu ve oluşacağını en büyük resimde. Bunun bertaraf edilmesi için de, ki siz de takdir edersiniz ki düzeltme sürecine girmiş, düşüş sürecine, evet, girmiş, trend olarak düşüş trendinde olan aya eğilimli bir piyasada bu trendin dönmesi için önemli dirençlerin geçilmesi gerekir, desteklerin çalışmasından çok. Çünkü evet, biz destekler çalışıyor deriz, iki kere çalışır, üçüncü de gelir işte 1500-1525'in delindiği, aynen, gibi. Evet. Ondan sonra çok sert hareketlere sebebiyet verebilir. Yukarıda dirençleri geçecek kuvveti bir türlü altın 1900 dolardan başlattığı harekette yapamıyor. Önce 1800 dolarlara takıldı, arkasından 1700-1750 bandına takıldı. Sonra 1600'lerde uzun süre mücadele etti. Ama en son 1500-1525 gibi önemli bir seviyeyi kırdıktan sonra düzeltme hareketi imelendi. Momentum kazandı çünkü orada algoritmik trade yapanların stop loss satışları da devreye girdi. Şimdi altında benim baktığım en büyük resimde o 800 dolarları bas kabul ediyorum. 250-300 dolarlardan bir başlayan hareket var ama genişlettiğimiz zaman grafikte. Evet. 800 dolarlardan 1900 dolarlara gelmiş bir altında ideal düzeltme kalıbı olarak 1150-1250 bandı aşağıda bizi bekliyor hala. Evet. Hı hı. Bunun bertaraf edilmesi için ilk etapta bu... Cüneyt, o zaman sen az önce İrfan Bey'in söylediğine benzer bir şey söylüyorsun. O da 1180'den bahsediyordu. Yani orası kalıp olarak var sevgili Yaşar Hocam. Yani teknik teamülde bir hareketin kendini Fibonacci düzeltme kalıbı olarak tamamlaması için o düzeltme seviyelerinin en önemli yerlerini teşkil ediyor. Önce bir 1400-1450 bandı. Orada durmadı. Şimdi 1150-1250 bandı. Peki soruyu çok basit sorayım. Ya şu an gerçekten şunu söyleyeyim sana. Ben çok şaşırdım o verileri görünce. Türk halkında özellikle son bir senedir, 1,5 senedir altına inanılmaz bir yatırım yapılmış. Yani Türk halkı altına inanılmaz bir yatırım yapmış. Ve tabii ki çok kişi de zor durumda şu an. Yani buradan kısa vadede tekrar yukarı döner umudu verebilir misin? Yani ben grafiklere baktığımda en az bir 6 ay burada bir şey olmaz diye görüyorum. Yani açıkçası hocam ben de kısa vadede, yani bunun zamanlamasını kestirmek belki zor. Yani maksimum 6 ay diyebiliriz ama bu tip grafikler farklı şeylerden de besleniyor. Çünkü altının giydiği birçok gömlek var. Tabii tabii, evet. Yarın bir gün Orta Doğu'da herhangi bir İran-İsrail gerginliği oluşur. Evet. Veya Suriye başlığı devreye girer. Evet. Veya emtialar o dibini bulur. Borsalar yukarı hareketini devam ettiriyorsa emtialarda başlayacak bir harekete risk iştahını baz alarak altında bu sefer emtia gömleğini giyer. Yani yukarı, evet, hareket potansiyel olarak var çünkü aşırı satımdayız. Evet. Bana göre. Evet. Ama bunun realize olması için hocam bir kere 1400 pivotun altında kaldıkça altın dediğiniz gibi o 1320'leri rahatlıkla kırıp o bizim beklediğimiz 1150-1250 bandına inme potansiyeli taşıyor. Bunu taşımaması için bir kere 1400-1450 bandı içinde ve üzerinde kalabilecek kuvveti göstermesi lazım. Evet, şu an o kuvvet yok. Yani evet, arkasından da o kırdığı 1500-1525, hatta ben onu genişletiyorum, 1500-1550'yi geçmesi lazım. Bu olmadıkça, evet, yatırımcıların altın alırken çok dikkat etmesi lazım. Çünkü burası dip, daha önce de kapalı çarşıda çok iyi bilir ki insanlar 800 dolarlardan 1250 dolarlara geldiğinde 300 dolarlara baktılar, 1250 dolar
aa tamam gitti, altlarımızı satalım, short pozisyona geçelim diyenler oldu. Evet. Nitekim 1900'e parabolik bir trendde gitti. Evet. Şimdi düzeltme kalıbındayız. Ve bu düzeltme kalıbının bittiğini görmek için bir dip çalışması daha yok henüz. Yok. Sizin evet. De söylediğiniz gibi. Şu an henüz birinci dip, bir ikinci dip olacak mı olmayacak mı? Olmayacak mı? Bu da en az bir ay sürer. Yani en az katılıyorum size. Evet. Yani evet. Eğer 1320'nin altına fiyatlamalar oluşuyorsa zaten o bizim dediğimiz 1150-1250 bandı hedef olacak. Evet. Ya çok ilginç bir mail var Cüneyt. Metin Yusufoğlu göndermiş. Demin doları konuşmuştuk. Dolardaki yukarı hareketin sebebi diyor, yabancı yatırımın Türkiye'ye gelmesini sağlamak, gelmeden önce kuru yukarı çekerek tahvi ve hisse senedi satışını sağlamak değil midir? Yüksek kurdan girecek, daha sonra da belki bir yıl, belki iki yıl sonra doları 1.72-1.74 seviyesinde alarak o zamana kadar da tahvil faizinden yararlanarak vurgun yapmak değil midir? Dolar tekrar ne zaman 1.70'leri görür demiş. Sen katılıyor musun bu görüşe? Ya şimdi bu görüşe... Şimdi tabii hani doları yukarı çekerek derken hani kim çekiyor, kim alıyor onu da bilmiyoruz. Onu kısaca alayım çünkü süremiz çok kısaldı, diğer sorulara geçeceğim. Çok net olarak söylüyorum. Aslında normalde notumuz arttıktan sonra bizim beklediğimiz 1.75'leri tekrar bir test etmesiydi. Evet. Henüz etmiyor ama bu etmeyeceği anlamına gelmez. Evet. Eğer öyle bir hareket oluşursa Merkez Bankası orada da devreye girer. Valla ben yukarı o öyle bir hareket oluşursa bayağı portföylerde döviz miktarını, dolar miktarını inanılmaz yükseltin derim. Çünkü zaten 1.79-1.78'e geldiğinde burada bu yayınlarda özellikle izleyicilerimiz biliyorlar. Artık dövize yatırım yapılabilir. En azından 1.82-1.50'yi veriyordum ben. 83'ün kırılması pek beklemiyordum ama kırıldı. Aynı o ihlal olabilir evet. Ama hocam yani kırıldı evet. Demek için daha çoklu erken, kapanışlar evet, gerekir. Evet. Neticede yani ben de 1.70'li fiyatları görüyorsak dolara devam. Çünkü bu sene ve önümüzdeki sene Türkiye için dolar önce gider, faiz arkasından gelir. Faize bakmasınlar. Evet. Dolar TL'deki hareketler çok önemli. Aşağı gelişler alım fırsatıdır. Ta ki o bant değişti sadece. Evet. Bant 1.75-1.85 bandı içine çıkacak mı çıkmayacak mı? Şimdi soru altını borsayla ilişkilendiren bir soru var. Fatih Türker'in sorusu. Hocam günaydın, iyi yayınlar. Sorum şu olacak. BIST rekorlar kırıyor. Altın da aşağıya hızlı rekorlar kırıyor. Bu BIST'teki altın işiyle uğraşan hisseler nasıl etkilenir? Bu kağıtlarda beklenti ne olur demiş. Maalesef kötü etkileniyor. Zaten evet. Fiyat hareketlerinde de görüyoruz. Hisse senedi ismi vermeyelim ama. Şimdi ya şey de vardı hani üretenler var, altını işleyip satanlar var. Altını işleyip satanlar bence çok olumsuz etkilenmez. Yani şöyle işleyip satanlar dedim yani ne bileyim altını hama olarak alıyor, şey olarak satıyor. Anladım. Takı olarak satıyor. Çünkü o altın düştükçe iş hacmi artıyor onların. Ama... direkt üretip altını ham madde olarak yani bir raw material olarak sattığın zaman zaten altının fiyatının düşmesi kar marjlarını aşağı kesinlikle çekecektir. Kesinlikle tamirde evet. Öyle ama şöyle bir not düşeyim özellikle çarşıya yakınlığımdan. Kapalı çarşıda esnafın son 1-2 senede hurda altın alımı hat safhada insanların zorluğundan dolayı. Yani eskisi gibi takı noktasında altın talebi oluşmuyor. O eski evet. Talepler yok. Ama hangi anlamda var? Saklayabileceği ve varlık değeri anlamı taşıyacak. Gram altın, çeyrek tam yarım altın gibi altın talebi daha fazla. İşlenmiş altın, yani işçilikli altın, takı olur vesaire olur. Bunların bir miktar tüketiminde, Türk toplumu tarafında azalma olduğu, hatta hurda altın yoluyla çarşı esnafına ciddi miktarda son 2-3 senede altın geldiğini de evet. Not olarak düşelim ama dediğiniz analiz doğrudur. Direkt çıkaranla bunu işleyip satan arasındaki etkilenme farkı dediğiniz noktada olacaktır. Beşir Kasım demiş ki altın hesapları fiziksel altının değerini düşürmeye sebep olmuyor mu? Bu durum dolayısıyla bankalar para kazanıyor, yatırımcılar kaybediyor demiş. Aslında dünyadaki altın fiyatlarını onun etkilediğini pek zannetmiyorum ama yalnız bankaların altın işine girmesi hakikaten bir sektörü bayağı ciddi anlamda zor durumda bırakıyor. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Maalesef öyle ama altın orada bankanın para kazanıp kazanmaması banka o pozisyonu açtığı an başka bir yerde o pozisyonu başka bir şekilde satıyor. Hemen hece diyor. Dolayısıyla kendi riskini alırsa o
kendi kararı olur ama genelde o riski hemen zaten pasifize ediyor. Cüneyt, son 2 dakikamız zannedersem, 2-3 dakikamız var. Hemen Borsa İstanbul'a dönelim. Endeks için demin sen yayına girişte zaten genel görüşlerini söyledin. Yani Türkiye'nin evet not artışı beklenti alındı, gerçekler bir miktar belki realize oldu falan ama özellikle bu aşamadan sonra Borsa İstanbul için, BIST endeksi için ne tür bir beklentin var? Mesela bugün nasıl bekliyorsun? Ben açıkça söyleyeyim, bugün aslında yönsüz bir hareket bekliyorum. Dış piyasalarda çok olumlu hava var. Kötü verilere rağmen çok olumlu hava var. Ama Borsa İstanbul'da bir yön arayışı, ne yapsak, yukarı mı gitsek, aşağı mı gitsek diye bir kararsızlık yaşayacağını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Çok net, kısa vadeli beklentiler realize olduğu için yurt dışında daha hassas bir BIST göreceğiz muhtemelen. Evet. Ama kar satışlarının ara ara geldiği, çünkü önemli beklentiler gerçekleşti ve önemli bir 51 bin dolar endeksi direnç hedefindeyiz. Onu evet. alacak ellerin gücüne bağlı olarak, yani yeni piyasaya güçlü eller girecek mi? Elinde mevcut bu pozisyonu uzun süredir beklentide taşıyanlar bu malı satmak isteyecek mi? Kime dağıtacaklar? Bir günde satmaları mümkün değil. Evet. Dolayısıyla 51 bin dolar endeks geçilmeden, ki geçemedik. 49.900 evet. kapadık. Dolar da yukarı çıktığı için. Evet. TL bazlı yeni rekorlar görebiliyor olsak da BIST'in yukarı yönlü, daha sert bir hareketi zor olacaktır. Ama 51 bin dolar endeksi mevcut kurla 83.500, 83.800. Burası direncimiz. Evet, dolar evet. TL'deki hareketlere göre direkleşecektir ama TL'ye indirgersek 83.200 gördüğümüz en yüksek üzerinde kaldıkça arada 85, 88 ve 100 bin, pardon 90 3 üzerinde kaldıkça 95, 98 ve 100 bin psikolojik hedefleri masada olacaktır. Evet. Ama kar satışları gelir bizi yavaş yavaş 91 bin, 91 bin 500 altına itmeye başlarsa hocam biraz dikkat, birinci sinyal. 90 bin pivot, ikinci sinyal, 89 bin, 88 bin bandı buranın stoplusudur. Kısa vadeli artık evet. son dayanılacak yerdir. Çünkü ondan sonra aşağıda destek bence aramak çok olur. Bence 86.700 civarı iyi de bir alıp yeri olur. O hani kırdığımız direnç, TL doğrudur, bazında kırdığımız doğrudur yere. Ama orası tutmayabilir. Şu an borsa açıldı. İstersen bir grafiği hemen verelim. Sevgili seyirciler, şimdi 5 dakikalık grafiklerde endeks açıldı ve 91.900'den kapanmıştı endeks. Yani şu seviyeden kapanmıştı. Şu an açılışta 91.924'tü. Şu anda 92.241, endeks yaklaşık olarak 250 puan civarında yukarıdan açıldı ve grafiğe baktığımızda da Moody's'in not arttırdığı günkü en yüksek seviye şu seviye, o da 93.117 seviyesi. 93.117 seviyesiyle şu aşağıda da bugünkü destek yaklaşık olarak 91.600 seviyesi. Eğer kırılırsa 90.000 seviyesine kadar bir geri çekilme. Yani 91.500, 93.500 kabaca bandının evet. içindeki hareketler önemli. Nereye kırarsa hareket oraya doğru genişlemeye evet, devam. Ne tarafa kırarsa aslında o kırdığı yönde pozisyon alınabilir. Evet, son yarım dakikamız, son cümlelerini alalım ve izleyicilerimize de veda edelim. Açıkçası para piyasalarında işlem yaparken muhakkak bir stop loss uygulamalı. Kârda da zararda da. Dolayısıyla evet. yeni yatırım pozisyona girecekler için muhakkak bir zarar stopları olmalı. Ellerinde kârlı pozisyonu bulunduran için izleyicilerimiz için de olası geri çekilmelerde kârlarını cebine indirmek için bir iz süren kâr stoplarının tabii, olması. Tabii kâr stopu da olmalı. Yani bir stratejilerin olması her zamankinden çok daha önemli. Ben bunu hatırlatmak, bir kez altını çizmek isterim. Çok teşekkür ediyorum Cüneyt. Beni kırmadın, geldin yayınımıza. İzleyicilerimiz de bizi kırmadı. Bizim sohbetimize katıldılar, birlikte oldular. Sizlere de sevgili seyirciler, çok çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah yine para rotasında birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.